Selamünaleyküm dostlar. Ben Mustafa Aslan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün cevizli irmik tatlısını birlikte yapacağız. Şimdi gerekli malzemeleri tanıtmak üzere mutfağımıza geçiyoruz. Buyurun. 2 bardak süt, 2 bardak irmik, isteğe göre en az 1 bardak toz şeker, tatlı seviyorsanız şeker miktarını artırabilirsiniz. Biz ceviz kullanacağız. Siz değişik şeyler kullanabilirsiniz. Fındık, fıstık kullanabilirsiniz. Bir miktar ceviz ve 3 yemek kaşığı tereyağı. Şimdi yağımızı eritmek üzere tencereye alıyor, ocağımızı yakıyoruz. Yağımız iyice eridikten sonra irmiği katacağız ve pembeleşinceye kadar kavuracağız. Yağımız eriyene kadar bekliyoruz. Yağımız eridi. Şimdi 2 bardak irmiğimizi katacağız. İrmiğimizi katıyoruz ve güzel bir pembe renk alana kadar kavuracağız. İrmiğimiz kızarana kadar bir başka kapta da sütle şekerimizi bir araya getiriyoruz. Birbirine iyice mix ediyoruz, iyice karıştırıyoruz. Bu arada irmiğimizi karıştırmaya da devam ediyoruz. Güzel bir sarı renk almaya başladık. Güzel bir pembe renk alınca da burada karıştırdığımız şekerli sütle birlikte harmanlayacağız. Şekerlerimiz sütün içinde eridi. İyice karıştırıyoruz ki daha iyice erisin. İrmiğin kokusu da gelmeye başladı. İyice emin olduktan sonra irmiğimizin kızardığından şekerli sütümüzle harmanlayacağız. Evet sayın seyircilerimiz, irmiğimize bakıyoruz. Yeteri kadar pembeleşmiş mi diye. Henüz istediğimiz kıvama gelmemiş. Biraz daha kızartıyoruz. Cevizlerimizi katacağız şimdi de. Siz cevizi daha başlangıçta da katabilirsiniz. Sütlü şekerin içine de katabilirsiniz. Yağ ile birlikte de katabilirsiniz. Biz tam bu aşamada katmayı uygun gördük. Çünkü ağız zevkimize böylesi daha hoş geliyor. Gördüğünüz gibi irmiğimiz iyice pembeleşti. Birazdan sütünü ve şekerini katacağız. Evet, istediğimiz pembeliğe ulaştı. Şimdi sütlü şekerimizi katıyoruz ve harmanlayacağız. Evet, iyice karıştırıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Birkaç dakika böyle pişmesini bekliyoruz. Yarım ateşte bir müddet daha karıştırdığımız tatlımızı iyice sütünü çekti. Demlenmesi için ocağımızı kapatıyoruz. Tenceremizin üstünü de kapatıyoruz. Bir 15-20 dakika demlenmesi için bekliyoruz. Evet, demlendirdiğimiz tatlımızı ocaktan indirdik. Ağzını açıp servis tabağına aktaracağız. İşte tatlımızın son görüntüsü. Geriye kaldı test aşaması. Test aşaması için işin uzmanlarını çağıracağım. Evet, birinci uzmanımız. Evet, demin de dediğim gibi birinci uzmanımız geldi. Buyurun Cemile Hanım, tadına bir bakın. Çok güzel olmuş. Evet, şimdi de ikinci uzmanımız Davut Bey'i çağırıyoruz. Davut Bey. Evet Davut Bey, buyurun tadına bir bakın ve gerçek fikrinizi söyleyin. Ben
yemedim. Ben Mustafa Aslan. Bugün irmik tatlısı nasıl yapılır? Birlikte denedik ve tadına baktık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna ve abone olma butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.